Hayırlı akşamlar Karaman, hayırlı akşamlar İbrala.com takipçileri. Bugün 13 Ocak 2022 Perşembe. Nasılsınız? Ne örürsünüz? Karaman tabiriyle konuşalım biraz. Ne örürsünüz, ne örürsünüz, ne örürsünüz diyelim. Umarım her şey yolundadır. Hayatınızda keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerinizdedir. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde saatler 21'i gösterdiğinde İbrala.com canlı yayınında siz değerli izleyicilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an bütün platformlarda yayınımıza başladık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dop dolu bir bülten hazırladık sizlere. Karaman beyaz bir örtüye uyandı. Karaman'dan çok güzel kar manzaraları göstereceğiz sizlere. Yeşildere köyüne götüreceğiz. Yeşildere köyünden görüntüler aktaracağız. Sonra Konya Hadim'e götüreceğiz sizi. Konya Hadim'den görüntüler aktaracağız. Bütün izleyicilerimize yayınımıza hoş geldiniz dileklerimizi iletmek istiyoruz. Aynı zamanda bugün Karaman'ın önemli insanı, önemli sanayicisi Yılmaz Babaoğlu'nun ölüm yıl dönümü. Yılmaz Babaoğlu'nu izleyeceğiz. Yılmaz Babaoğlu'nun görüntülerini aktaracağız sizlere. Dop dolu bir haber bülteni hazırladık. Hiçbir yere ayrılmayın. Yayınımızı ilk kez izleyen izleyicilerimiz için şu bilgiyi aktarmakta fayda görüyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteni saatler 21'i gösterdiğinde canlı yayınlanan, on binlerce Karamanlı tarafından izlenen yayınımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemen başlamış izleyicilerimize Allah razı olsun Sabri Arkuntaş'la selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Karaman Yıldızları anketimiz devam ediyor. 15 Ocak 2 gün kaldı. Bugün öyle bir oylama oldu ki inanamazsınız. Kategorilerde isimler sürekli değişti. O çok yoğun bir ilgi vardı. Son 2 güne girdi Karaman Yıldızları anketi. 20 farklı kategorideki oylamada artık son 2 gün sayın izleyicilerimiz Karaman'ın tek bu anlamda yapılan çalışması bildiğiniz üzere İbrala.com sayfasına girip siz de oy kullanabilirsiniz. Mutlaka oy kullanmanızı tavsiye ederiz. 400 bini aştı kullanılan oyların sayısı. Evet yanlış duymadınız. 400 bini aştı kullanılan oyların sayısı. Karaman için bir rekordu bu. Şu anda bütün ağlarda ortak yayınımızı sürdürüyoruz. Bütün izleyicilerimize yayınımıza hoş geldiniz dileklerimizi iletelim. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde Karaman'ın öne çıkan haberlerini, gelişmelerini size aktaracağız. Vefat eden hemşerilerimiz vardı. Yollarbaşı köyüne götüreceğiz sizleri. Sarıverlilere götüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden haberler var. Onlara değineceğiz. Ülke gündeminden de bahsedeceğimiz haberler var. Yayınımızı ilk kez izleyen izleyicilerimiz hiçbir yere ayrılmayınız. Ve yorumlarla, mesajlarla bize katkı sağlayınız. Instagram'dan katılan izleyicilerimiz var. Fadime Düz'e selamlarımızı iletiyoruz. Ahmet Çelebi'ye, Keziban Yetişti'ye, Şaban Eryiğit'e, Tekin Ereoğlu'na selamlarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar demiş Recep Tayyar. Düzeltiyorum. Kendisine de teşekkür ediyoruz mesajı için. Sizlerden ricamız mesajlarla yayınımıza katkı sağlayınız sayın izleyicilerimiz. Sadece onu istiyoruz. Yani yorum yazın ki daha çok insanımıza ulaşsın. Hele bir de geçen yayında da bahsetmiştim sayın izleyicilerimiz. Yayını paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Her gün on binlerce Karamanlı tarafından bütün ağlarda tekrarı ile birlikte izlenen canlı yayında sponsor olmak, reklamınız bu alanda orta bölümde yer alsın, ben on binlerce Karamanlıya ulaşayım derseniz işbirliği çalışmalarına da açığız. 0545 530 70 70'ten bize ulaşabilirsiniz. Sizinle işbirliği yapmaktan da mutluluk duyarız sayın izleyicilerimiz. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler de keyfiniz, sağlığınız, saatiniz nasıl bize yazarsanız paylaşalım. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş Bayram Karamik. Kendisine teşekkür etmek istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Karaman'da öne çıkan haberleri, gelişmeleri size aktaracağız. Sayın izleyicilerimiz, Karaman çok sevdiği bir öğretmeni de bugün kaybetti. Birazdan o konudan da bahsedeceğiz. Alican Göktaş katılmış. İyi yayınlar demiş Yeşildere köyünden kendisi. Birazdan sizi Yeşildere'ye de götüreceğiz. Yeşildere'den de bugüne ait görüntüler var. Yayınımızı ilk kez izleyen izleyicilerimiz hiçbir yere ayrılmayınız. Yayınımızda sizlere aktaracağımız çok sayıda içeriğimiz var, çok sayıda haberimiz var sayın izleyicilerimiz. Hazırsak eğer başlayalım ya yayınımıza, haberlerimizi size aktarmaya. Sizler de mesajlarınızla bize katkı sağlayabilirsiniz sayın izleyicilerimiz. Evet, ilk haberimiz ekranlarınıza geldi. Özel Karadağ Koleji Karaman'ı temsil edecek başlığıyla verdiğimiz haber. Özel Karadağ Koleji Müdürü Abdurrahman Koçak'ın yaptığı açıklamaya yayınımızda yer vereceğiz. Tebrik ederiz. Karaman'ı temsil edecek Özel Karadağ Koleji. Haberin ayrıntılarına geçeceğiz. Sizler de mesajlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Karaman'ın başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Eğitim Kurumu Özel Karadağ Koleji son başarısını da basketbol branşında elde etti.
Karaman'da düzenlenen Yıldız Kız Basketbolu il müsabakalarında Özel Karadağ Ortaokulu namağlup il şampiyonu oldu. Özel Karadağ Koleji gruplarda Karaman'ı temsil edecek. Okul müdürü ekranlarınıza da gelen Abdurrahman Koçak yaptığı açıklamada Özel Karadağ Koleji olarak Yıldız Kızlar Basketbol takımımız birincilik, Yıldız Erkekler Basketbol takımımız ikincilik kupalarını kazanmışlardır. Beden eğitimi öğretmenimiz Murat Bayram'a, öğrencilerimize, velilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim dedi. İbrala.com olarak gençlerimizi ve Özel Karadağ Koleji'ni kutluyoruz. Eğitimden devam ediyoruz. Yalnız eğitimden üzücü bir haber getiriyoruz ekranlarınıza. Karaman'ın sevilen matematik öğretmeni, bunu nereden anladık? Instagram'da İbrala.com sayfasında vefat haberinin altına çok sayıda öğrencisinin yazdığı yorumlar bizleri çok duygulandırdı. Allah rahmet eylesin. Geride böyle sevenler bırakmak da güzeldir herhalde. Biraz bilgi verelim. Karaman'da uzun yıllar matematik öğretmenliği yapan, çok sayıda öğrenci yetiştiren sevilen eğitimci Fahri Ün 64 yaşında vefat etti. Fahri hocamız 2 hafta önce kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Biri Rusya'da, biri Gaziantep'te görev yapan iki oğlu olan Fahri Ün'ün cenaze namazı bilgileri önümüzdeki saatlerde belli olacak. İbrala.com'da yer vereceğiz. Biz hocamıza Allah'tan rahmet dileklerimizi iletmek istiyoruz. Yayınımıza katılan izleyicilerimizden de bilgi aktaralım. Mehmet Kızıltaş, hayırlı akşamlar. Bir Karamanlı olarak gururluyum. Afyon Karahisar'dan selamlar demiş. Biz de Afyon'a selamlar gönderiyoruz. Yayınımızı izleyen, paylaşan, yorum yapan bütün izleyicilerimize teşekkürler. Fadim Yapar, Burçin Gedik, Yasin Gözel, Instagram'dan izleyenler, selamınızı aldık. Aleyküm selam diyelim. Ne örürsünüz? Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir umarız. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde Karaman'ın öne çıkan haberlerini size aktarma gayretindeyiz. Hepinize sağladığınız katkı için teşekkür ederiz. Her akşam 21'de Karaman'ın tek canlı haber bülteninde sizlerle birlikteyiz. İzleyicilerimiz yorum yazıyor, kendilerinden Allah razı olsun. Her birini okuyacağız. Her birine yer vereceğiz yayınımızda. Çok güzel bir bülten hazırladık. Tek canlı yayını haberi merkezi İbrala.com sitesinin. Karaman'ı Türkiye 3. Futbol Ligi 3. Lig 1. grupta temsil eden Karaman Belediyespor'a Türkiye Futbol Federasyonu tarafından transfer yasağı getirildi. Karaman Belediyespor'un 110.000 TL'lik borcu var. Bu borç kapatıldığı durumda bu yasak ortadan kalkacak. Karaman'ı 3. Lig'de temsil eden Karaman'ın temsilcisi Karaman Belediyespor'un bir an önce bu sıkıntılardan kurtulmasını temenni ediyoruz. Karaman'da kar mesaisi dedik. Birazdan Karaman'dan güzel kar görüntüleri aktaracağız sayın izleyicilerimiz. Kar mesaisi Karaman Belediyesi'nin birçok noktasında çalışmalar yürüttü bugün. O görüntüler yer aldı İbrala.com sitenizde. Bilgilerini aktaralım. Arkadaşlarımız görüntüleri hazırlıyorlar. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karaman'da birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Karaman Belediyesi ve çalışanları, fedakar belediye çalışanlarına da selam ediyoruz. Karaman'ın birçok noktasında çalışan izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletmek istiyoruz. Allah razı olsun bütün izleyicilerimizden. Bakalım kimler yayınımıza katılmış, neler yapmış, neler yazmışlar bakıyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz yazdıkları mesajlar için, yorumlar için. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde Karaman'daki önemli gelişmeleri size aktarıyoruz bildiğiniz üzere. Cebrail Kurukafa'ya da selamlarımızı gönderelim. Cebrail Bey nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz yerindedir umarız. Karaman'daki kar mesaisinin birazdan bilgilerini aktaracağız. Yalnız sizlerden gelen mesajlara da bir bakalım. Küçük Gencay yayınımıza katılmış, Nuriye Laleli Dağ katılmış yayınımıza, kendisine de selamlarımızı iletmek istiyoruz. Karaman Belediyesi sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte ekiplerini seferber ederek yol ve kaldırımların açık kalması için çalışma başlattı. Karaman Belediyesi'nin kar temizleme araçları ve kar temizleme ekibi kar yağışına anında müdahale etti ve şehrin birçok noktasında çalışmalarını yürüttü. Biz başarılar ve kolaylıklar diliyoruz bütün çalışanlara. Karamanların daha rahat, daha huzurlu bir ortamda sağlam yaşaması için gayret gösteren bütün çalışanlara selamlarımızı iletelim. Arkadaşlarımız da sürekli brief ediyorlar. Kendilerine de teşekkür etmek isteriz. Hava çok soğuk şu günlerde. Sokak hayvanlarını da unutmayalım demiş arkadaşlarımız gönderdikleri mesajda. Buna da yayınımızda yer vermiş olalım. Diğer haberlerimize geçeceğiz. Karaman'dan güzel kar görüntüleri, kar manzaraları da aktaracağız sizlere. Yaşam öyküsünü haberde izleyin dediğimiz
Şu güzel insana bakın, emekli olmuş yalnız. Karaman'dan gelenlere bile baston hediye ediyormuş. Gelin şu görüntüyü, şu güzel görüntüleri insanlık dersini hep birlikte izleyelim. Gelen Karamanlılara baston hediye ediyor. Detaylar ihrala.com sitenizde. Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan emekli bekçi Yusuf Ertek, hobi olarak yaptığı bastonları yaşlılara hediye ediyor. Gezlevi mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Ertek, zor arazi koşullarında yetişen şimşir ağaçlarından kaşık ve baston yapıyor. Mahalledeki bastonların çoğu onun elinden çıktı. Ertek, el emeği göz nuru ürünleri çevresine hediye ettiğini söyledi. Yazın yaylaya göç ettiğini ve hayvancılıkla uğraştığını anlatan Ertek, bu işe başlayalı 5 ila 6 sene oluyor. Emekli olduktan sonra komşulardan kaşık baston yapımını gördüm, hoşuma gitti, ben de yapmaya başladım. Yaptığım kaşıkları, bastonları komşuya, ihtiyacı olan vatandaşlara hediye ediyorum. Asla para almıyorum, diye konuştu. Ertek, bugüne kadar sayısız kaşık ve baston yaptığını belirterek, kaşıktan daha çok baston yapıyorum. İhtiyarlara, lazım olan vatandaşlara veriyorum. Köyde 100 kişi baston kullanırsa 70 ila 80'i benim elimden çıkma. Yaptıklarımı, kadın, kız, erkek ihtiyacı olan kim olursa tüm komşularıma veriyorum. Bugüne kadar kaç tane yaptığımı bilmiyorum ama İzmir, İstanbul, Aydın, Karaman, Alanya gibi yerlerden gelen vatandaşlara da veriyorum. Binlerce baston yapmışımdır, sözlerine yer verdi. İbrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin, haberiniz olsun. Ayrıca İbrala.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Şimdi o görüntüleri ve açıklamaları sizlere aktarıyoruz İbrala.com sitenizde. Ben buna başlayalı 5-6 sene oldu. Emekli ayrıldım, emniyetten emekliyim. Komşular gördüm, yapmaya başladım. İşte lazım olan komşulara birer tane vereyim, para pul almadım. Öyle, ihtiyacı olan vatandaşlara veriyorum. Baston yaparım, yaşlılara, ihtiyarlara, işte lazım olan vatandaşlara veriyorum. Köyde 100 kişi baston kullanırsa 70-80'i benim elimden çıkmıyor. Yapar, lazım olan komşulara veriyor. Kadın, kız, erkek, kime lazım olursa. Ya o da seni etmedi, evirdi ya benim için. Nereye? Sizin o... Valla sayısını bilmem. İzmir'de, İstanbul'da, Aydın'a, Karaman'ın her tarafına, Alanya'da her tarafına gelen vatandaşlara veriyorum. Ama 1500 ama 2000 orada sayısını bilmem. Güzel insana sağlıklı uzun ömürler dilemek istiyoruz İbrala.com olarak. Emekli olduktan sonra pes etmemiş, insanlara nasıl fayda olurum diye kafa yormuş. Allah sağlıklı uzun ömürler versin, iyi akşamlar demiş Fatma Karataş, Adem Özşahines. Selamlarını iletmiş Kardelen Gül'e de teşekkür etmek istiyoruz. Facebook'tan ve Instagram'dan yayınımızı takip eden, mesaj ve yorumlarıyla katkı sağlayan bütün izleyicilerimize canı gönülden teşekkür etmek isteriz. Dop dolu bir bülten hazırladık haber bültenimizde. Karaman burası dedik. Karaman'daki kar manzaralarını size aktaracağız. Karaman'ın birçok noktasına bu haberden hemen sonra da Yeşildere köyüne gideceğiz. Dilsu Yeşim katılmış. Bera Tinyum kullanıcı adıyla izleyicimiz katılmış. Selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Gelin Karaman'daki kar manzaralarını hep birlikte izleyelim. İbrala.com 21 akşam haberlerinde. Karaman beyaza büründü. Karaman'da o güzel görüntüleri aktarıyoruz İbrala.com sitenizde. Bu arada ibrala.com YouTube sayfasına abone olmanızı rica ediyoruz. Karaman'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı şehir merkezinde 5 cm'yi bulurken, yüksek kesimlerde 30 cm'yi geçti. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul geçidinde ise kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor. Buzlanma nedeniyle çekicilerin yolda kalması üzerine zaman zaman Karaman-Mersin karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışma yürütürken, bölge trafik ekipleri de araçların geçişlerini kontrollü bir şekilde sağlıyor. Karaman Belediyesi'ne bağlı ekipler de kent merkezinde kar temizliği yaparak buzlanan yollara tuz ve solüsyon döküyor. Vatandaşlar ise uzun bir aradan sonra yağan karın sevincini yaşadıklarını söylediler.
Karaman'da aralıklarla devam eden kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. Karaman'dan güzel görüntüleri size aktarmaya devam ederken bir hatırlatma yapmak isteriz. İbrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin, haberiniz olsun. Ayrıca İbrala.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Şimdi o görüntüleri aktarıyoruz İbrala.com sitenizde. Karaman'daki güzel görüntüleri izliyoruz. Bakın şehir ne güzel beyaza bürünmüş. Fatih Kınık katılmış. Samet Tunç Karaman'dan selamlarını iletmiş. Samet Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Karaman kent merkezinden, Karaman bağlantı yollarından görüntüleri aktardık. Şimdi Karamanlıların bu konudaki görüşlerini de ekranlarınıza getireceğiz. Karaman'ın güzel görüntüleri, beyaza bürünmüş güzel görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Şu anda bakın istasyon caddesi geliyor ekranlarınıza, beyaza bürünmüş, arabaların üstü de bembeyaz. Ulaşımda bir aksama yaşanmadı ama beyazla Karaman'a çok yakıştı. Akteke kent meydanı geliyor şu anda karşınıza. Motosikletiyle bir vatandaş, bir hemşerimiz biraz zorlanıyor karda. Karaman'dan güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Karaman'ın birçok noktasından görüntüler. Türk Dil Parkı'nın şu anki görüntüsü geliyor ekranlarınıza. Karamanlı vatandaşların demeçleri de gelecek. Fatih Kınık'a da selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi vatandaşlarımızın karla ilgili düşüncelerini de sizlere aktaracağız. Ne demiş Karamanlılar, ne bahsetmiş, onlara da yer vereceğiz sayın izleyicilerimiz. Parklar bile bakın ayrı bir güzel olmuş. Özellikle çiftçilerin hasretle beklediği kar yağışı Karaman'ın birçok noktasından güzel görüntüleri aktarıyoruz. Bugüne dair İbrala.com akşam haberlerinde. Bakın vatandaşlar neler demiş, hep birlikte izleyelim. Bundan mutlu bir şey var mı ya? Biz toprakla uğraşıyoruz zaten, işimiz toprak. Toprak olunca kar her şeyimiz. Başka ne söyleyebilir? Karaman beyaza büründü. Valla mutluyuz, güzel. Kar görmek güzel, bu kadar. Karaman'dan güzel görüntüler ekranlarınıza getirdiniz. Bakın bir hanım teyzemiz aracın üstünü temizlemeye çalışıyor. Şu an o görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Kendisine de kolaylıklar dileyelim. Artık temizlemiştir, yola da gitmiştir. Umarız sağlıkla saatle ulaşmıştır. Karaman Kalesi'nin görüntüsü de geliyor ekranlarınıza. Bir yandan bugün ait Karaman'a dair güzel görüntüler geliyor 21 akşam haberlerinde. Yayınımızı ilk kez izleyenler için Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınlarında her akşam saatleri 21'i gösterdiğinde bütün sosyal ağlarda sizlerle birlikte olduğumuz bilgisini aktarmak isteriz. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Ben kardeşinizi yalnız bırakmayan gerek Instagram'da gerek Facebook'taki bütün kardeşlerime, hemşerilerime canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Diğer haberimize geçelim. Karaman'da, Karaman'ın okullarında gündem sıfır atık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde bütün ülke çapında yürütülen çalışmalar kapsamında Karaman'daki eğitimcilere de Milli Eğitim tarafından sıfır atıkla ilgili bilgilendirme yapıldı. Onun bilgisi geldi şu anda ekranlarınıza. Diğer haberimize geçelim. Neler yaşandı? Evet, geldik bugünün belki de en önemli haberine. Karaman'ın önemli sanayicisi, sevilen insanı Yılmaz Babaoğlu, Bifa bisküviyi kuran, Karaman'da birçok eser bırakan, Karamanların en büyük eseri gönlünde bırakan Yılmaz Babaoğlu'nun ölüm yıl dönümü. Cenazesinden görüntüleri de ekranlarımıza getirelim. Cenazesi de bakın 2 yıl önce bugüne ait görüntüler geliyor şu anda İbrala.com sitenizde. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Yılmaz Babaoğlu'nun. Biraz bahsedelim, Yılmaz Babaoğlu'ndan bahsedelim. Sonrasında da Yılmaz Babaoğlu'nun sesinden kendisini dinleyelim. Karaman'ın ve Karamanlıların gönlünde müstesna bir yeri olan Yılmaz Babaoğlu'nu İbrala.com ve siz değerli takipçilerimiz olarak ölüm yıl dönümünde rahmetle ve minnetle alıyoruz. Karaman'ın sevilen sayılan ismi Bifa bisküvinin kurucusu Yılmaz Babaoğlu ölümünün ikinci yılında Karamanlılar tarafından rahmetle ve minnetle anılıyor. 2 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle Konya'ya kaldırılan ve burada bir ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bifa bisküvi yönetim kurulu onursal başkanı Yılmaz Babaoğlu 85 yaşında vefat etmişti. Karaman'da sanayiden eğitime, kültürden sanata birçok noktada imzası olan Babaoğlu, Karaman'ın şehir tarihinde unutulmaz bir yerin sahibi oldu.
İbrala.com, Karaman Haber Sitesi ve siz değerli takipçilerimiz olarak ölüm yıl dönümünde Yılmaz Babaoğlu'nu rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Şu anda alt ekranınızda 2 yıl önceki cenazesinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Biraz da Yılmaz Babaoğlu'nu kendi sesinden dinleyelim. Ne dersiniz? Kendisi nasıl anlatmış kendisini? Yılmaz Babaoğlu'nun sesinden kendisini bir dinleyelim. Tekrar rahmetle minnetle anıyoruz İbrala.com sitenizde. Yıllarınızdan kısa bir hayat hikayenizi alabilir miyiz? Bu işe nasıl başladınız, nasıl karar verdiniz? Şimdi benim bacanaklarım vardı, biraz varlıkla aydı. Onlar teşebbüse geçtiler ve bu işi organize ettiler. Teşebbüs vardı fakat ortaklık ahengi, ortaklık dayanışması pek olmadı, sürdüremediler. Onları da sattılar, biz aldık ve girdik. Koydum, müşteri münasebetlerinde. Çok önemli, hiç unutulmayacak kitaplar bunlar. Şimdi görüyor, hatırlarım. En güzel kitaplar. Tamam, Ali Hocam ne yazıyorsunuz? Karaman'ın unutulmaz değeri, değerli büyüğümüz Yılmaz Babaoğlu'nun görüntüleri geliyor bir yandan ekranlarınıza sayın izleyicilerimiz. Ben okuyamadım, gençler okusun. Yılmaz Babaoğlu deyince benim zihnime kazılan cümle bu oldu. Ben okuyamadım, gençler okusun diye Karaman'ın birçok noktasında eğitim faaliyetleri yürüten kurumların açılması, o kurumların desteklenmesi anlamında çalışmalar yürüttü. Fabrikadan da görüntüler geliyor. Bakın Karaman'a büyük bir ekmek teknesi açtı bu insan. Tekrardan Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz İbrala.com sitesi olarak. Şu anda o görüntüler ekranınıza geliyor. BİFA Bisküvi'nin görüntüleri geliyor. İbrala.com olarak tekrardan rahmet dileklerimizi iletmek istiyoruz ve diğer haberlerimizle devam ediyoruz. Karaman'da Arlı ailesinin acı günüydü. Vefat eden hemşerimizin bilgisini aktaralım. Sizler de vefat eden bir yakınınızın, sevdiğinizin bilgilerini kamuoyuna duyurmak, eşin dostun haberi olsun derseniz izleyicilerimiz bu haberde olduğu gibi bize 0545 530 70 70 ve İbrala.com WhatsApp hattı yanı sıra sosyal medya hesaplarından gönderiyor. Biz de hemen yer veriyoruz. Ekranlarınızda da şu an resmini gördüğünüz Aslan Karaman'a bağlı Yollarbaşı köyünden olup yollar başında ikamet eden Hasan Arlı'nın eşi 91 yaşındaki Ümmiye Arlı vefat etti ve bugün Yollarbaşı köyünde defnedildi. Hemşerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletelim. Diğer haberlerimize geçmeden önce bakalım kimler yayınımızda. Üzeyir Taşkın'a selamlarımızı iletiyoruz. Üzeyir Bey'den de, Fatih Karaca'dan da, Alabaş Sevgi'den de, Kadir 3470'den de mesaj beklediğimizi ifade etmek isteriz. Yorum yazmalarını rica ediyoruz. Şimdiden katkı sağlayan bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde Karaman'da olan biten gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Siyasetten de haberlerimiz var. Şu anki haberimiz siyasetten. Siyaset yavaş yavaş gerek ülke genelinde gerekse Karaman'da ısınıyor. Karaman'da biraz daha üst duruplu gidiyor bu bağlamda. Karaman'daki siyasileri tebrik etmek lazım. En azından birbirlerini incitmeden, kamuoyunu rahatsız etmeden çalışmalarını yürütüyorlar. Şu anki haberimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhuriyet Halk Partisi Karaman'da yeni üyelere rozet taktı. Yeni üyelere rozetlere Cumhuriyet Halk Partisi Karaman. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Karaman'a gelen Cansı Bülbül tarafından takıldı. Şu anda o görüntü geliyor ekranlarınıza. Daha sonra Karaman'daki partililerle bir araya geldi. Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cansu Bülbül. Bu haber yer aldı İbrala.com sayfası. Sitesi siyaset kategorisinde. Şimdi Sarıbellilere götürmek istiyoruz. Şu anda ekranlarınıza geldi. Karaman'da CHP teşkilatının acı günü başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntısını aktarmak istiyoruz. Vefat haberleri Karaman'ın dört bir köşesinden bizlere akıyor. Biz de siz değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Fatma Şipşek Akkol'a da selamlarımızı iletelim. Beytullah Erkabak Tepe'ye de selamlar. Davut Doğan'a da selamlarımızı iletelim. Karaman'a bağlı Sarıbeller ilçesinde yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi Sarıbeller ilçe saymanı Ahmet Çetiner vefat etti.
Cenazesi Sarıbeller ilçesinde bugün defnedildi. Hemşerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Karaman'ın dört bir köşesi beyazla büründü. Az önce şehir merkezinden görüntüleri aktarmıştık. Bu görüntüler de bize sosyal medyadan ulaştı. Yeşildere köyünden gelen görüntüler, Yeşildere köyündeki kar yağışının görüntüleri geliyor şu anda ekranlarınıza. Karaman'ın dört bir köşesinden bize bilgi, haber, video gönderen bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Karaman halkının, kamuoyunun, köylülerinin, eşin, dostun bilgilendirmesi anlamında bu işi birlikte götürüyoruz. Yeşildere köyündeki kar yağışının görüntüleri geliyor. Şu anda Yeşildere'deki cami kiliseden de görüntüler yansıyor. Restore edildi. Geçtiğimiz günlerde bunun haberini de yayınlamıştık, sizlerle paylaşmıştık hatırlarsanız. Bilmeyenler, görmeyenler için ibrala.com sitesinde arama bölümüne girip cami kilise yazdığınızda, Yeşildere yazdığınızda bu habere de ulaşabilirsiniz. Bunun bilgisini aktaralım. İbrala.com haber sitesi 15. yılında yenilendi. Yepyeni tasarımı, yepyeni içerikleriyle siz değerli takipçilerinin hizmetine devam ediyor. Yeşildere köyünden görüntüleri aktardık. Sizler de bize sosyal medya hesapları üzerinden veya 0545 530 7070 WhatsApp haber hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sizden gelen mesajlara yayınlarımızda yer veriyoruz. Fatma Karataş'a selamlar. Yayınımıza katılmış, selamlarını iletmiş Adem Özşahin'e selamlarımızı iletiyoruz sayın izleyicilerimiz. Her gün on binlerce izleyici tarafından bütün ağlarda izlenen İbrala.com canlı yayınında benim de reklamım dönsün, benim de bu yayına sponsor olayım derseniz bu yayına sponsor olabilirsiniz. Ekranın orta bölmesinde yer alan alanda firmanızın, iş yerinizin reklamını geçip bizimle işbirliği yapmak isterseniz lütfen bize 0545 530 7070'den mesajla ulaşın. Biz de size hemen geri dönüş sağlayalım. Cep telefonlarınızda gerek Google Play'de gerekse iOS Store'da İbrala.com uygulamasını indirerek haberlerden, gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Diğer birkaç hizmetimizden de bilgi verelim sayın izleyicilerimiz. Örnek vermek gerekirse emeklilik yaşınızı mı hesaplamak istiyorsunuz? İbrala.com sitesinde ana sayfada, ilk sayfada orta bölümlere doğru online hemen emeklilik yaşınızı hesap edebiliyorsunuz. Ayrıca memur izleyicilerimiz, yolluğunuzu İbrala.com ana sayfasında hesap edebiliyorsunuz. Alanımız orada, İbrala.com içerisinde. Bir diğer hizmetimiz, bayanlar çok meraklıdır kilo konusunda biliyorsunuz. Vücut kitle endeksinizi bayanların İbrala.com'da ana sayfada takip edebileceğiniz bir alan mevcut. Ayrıca yine meraklısı olanlar için astroloji sayfamız, her burç için akrebi, kovası, yengeci ben pek anlamam ama meraklı olan izleyicilerimiz için çok detaylı bir astroloji sayfamız var. Yüzdelik olarak birçok alanda bilgi veriyor size. Aynı zamanda 10 tane ulusal kanalı İbrala.com'da canlı izleyebiliyorsunuz. Menüye girdiğinizde canlı televizyon bölümünde 10 kanalı izleyebilir. Şu anda televizyonda ne var? Onun bilgisine erişebilirsiniz. Ona göre televizyon izlersiniz. Bunları da sizlere aktarmak istedik. Beni bu akşam izleyen, yalnız bırakmayan siz değerli hemşerilerime can gönülden teşekkür etmek isterim. Karaman Yıldızları anketinde son 2 güne giriyoruz artık. 15 Ocak 2021 gece yarısı itibariyle anketimiz oy vermeye kapatılacak ve 20 farklı kategoride Karaman'ın yıldızını siz seçeceksiniz. Oy vermediyseniz oy vermenizi rica ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Bugün de yayınımızın sonuna gelirken yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben kardeşinizi yalnız bırakmayarak her akşam bana katlanan izleyicilerimize hasreten teşekkür ediyorum. Yayın süresince bir hatamız, kusurumuz olduysa affınızı talep ederim. Verdiğiniz ve vereceğiniz desteğe minnetimi de ifade etmek istiyorum. Ve her yayının sonundaki dileklerimizle yayını bitirelim inşallah. Bedeninizden sağlık, ailenizden, yuvanızdan huzur hiç eksik olmasın. Yarınınız bugününüzden çok daha güzel olsun. Yarın akşam saatler 21'i gösterdiğinde İbrala.com canlı yayınında görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun kıymetli hemşerilerim. Hoşça kalın.